Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Aslan burçlarını Şubat ayında neler bekliyor? Sizler için niyetlendim, fincanımı kapattım. Umarım güzel bir ay geçirirsiniz. Sevgi, aşk, mutluluk, para hepsi sizi bulsun inşallah diyelim. Gökyüzü olarak neler var derseniz bu ay özellikle parasal konularda dengeyi sağlamanız gereken bir ay. Burada harcamalar, gelen para, giden para dengesini iyi kurmanız gerekiyor. Gökyüzü olarak söyleyebileceğim. İlişkilerde, özellikle evlilik ilişkilerinde, iletişim konularında, sevgi, ikili iletişimlerde sıkıntılar yaşanabilir. Bu aynı zamanda iş pozisyonunda, ortaklıklarda da sıkıntı verebilir. Aşk derseniz, tanıdığınız kişilerden aşk beklentisi içinde olabilirsiniz aslında. Yeni tanışmaktan çok bildiğiniz birilerinin size aşk ilanı söz konusu olabilir. İş konularında mücadele devam ediyor. İletişim dilinizi iyi kullanmaya bakın bu ayda. Beklenti içinde olduğunuz konularda ani karar vermekten kaçının aslında. Bakalım falımızda neler var. Haftalık olarak sizlere anlatmaya çalışacağım. Yani 4 hafta olarak fincanımı bölüyorum ve sizlere bu 4 haftayı para ve aile ilişkiler olarak anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada bakın, öncelikle Şubat başı itibariyle ilişkiler diyelim isterseniz. İlişkiler konusunda neler var? Bir süredir ilişkinizde küçülme yaşanmış sanki. Görüşmeler, konuşmalar, alıp verme dengesinde bir küçülme var. Sanki bu konularla alakalı karşılıklı bazı konuşmalar yapacaksınız. Burada karşınızdaki kişiden beklentileriniz var ama karşınızdaki kişinin de sizden beklentileri var. Bir süredir yapmadığınız, belki görüşmüyorsunuz, belki görüşmek için zaman ayıramıyorsunuz. Hani bir sebep sonucunda görüşememe, konuşamama, artık bunu düzene sokma. Özellikle sevgililer için söyleyebiliyorum. Burada karşılıklı konuşma ve hızlıca kararlar verip ilişkinizi yoluna koyma, toparlama adına ilk hafta özellikle bazı konuşmalar yapabilirsiniz. Nerede yanlış yapıyoruz, nerede yapmıyoruz ya da siz düşüneceksiniz, belki de bunu ileteceksiniz. Bu konuda anlaşma. Zaten sizin üstünüze de biraz yük olmuş. Değer verdiğiniz insana zaman ayıramamak gibi. Bunu sadece sevgili olarak da değerlendirmeyin arkadaşlar. Bu eşiniz de olabilir aslında. Hatta çocuğunuz bile olabilir. Süreç, zaman ayıramadığınız konularla alakalı özellikle Şubat'ın ilk haftasında sevdiğiniz, değer verdiğiniz insanla oturup konuşup ona zaman ayırmaya çalışacaksınız. Burada dediğim gibi bir süredir yük ettiğiniz, görüşememekten dolayı sıkıntı yaşadığınız görünüyor. Burada güzel kararlar vereceğiniz, aslında yanlış yapılan bazı şeyleri de düzelteceğiniz bir ilk hafta önümüzde görünüyor. Ondan sonrası sakin aslında. İkinci ve üçüncü haftalarda aile içinde genel karışıklıklar. Yani ailede kim varsa bunlarla alakalı ufak tefek karışıklıklar yaşayabilirsiniz. Burada sadece bir kişi hane içerisinde bir karar aşaması mı diyelim buna biz? Bir şeyde inat ediyor sanki. Bu inadıyla alakalı bir iki gün o kişiyle uğraşma durumunuz olabilir. İnatlaşma görselleri var özellikle üçüncü hafta için. Gidip gelmeden çok hane içerisinde bir şeyleri toparlama, değiştirme de demek istemiyorum ama sanki böyle bir alanınız var. O alan içerisinde bir koşuşturma halindesiniz. Bir şeyleri düzenlemeye çalışıyorsunuz. Yol var mı derseniz aslında yol yok. Hatta bu ay biraz hane, yani çalışmayanlar için şunu söyleyebilirim. Mesela çok fazla dışarı çıkmayabilirsiniz. Hani bir kısıtlanma görseli var yollarla alakalı. Planladığınız yolları öteleyebilirsiniz. Bu ay aslında özellikle ilk 3 hafta hane içerisinde yol görünmüyor. Para gelişi var mı derseniz hane içerisinde bir para gelişi var. Bir haber beklentiniz var. 3. haftadan sonra bir haberle birlikte aile içerisinde para geliyor. Yalnız mesela evli iki çift olarak değerlendirecek olursam ben bunu, bu parayı bekliyorsunuz ama bir yetersizlik var. Bununla alakalı bir yol, işte o zaman bir planlama yapacağınız görselleri var. Sanki bir yere giderek bir para temini sağlayacaksınız ya da bir yere giderek bir para alacaksınız. Burada yol çıkıyor. Haneye gelmesi için gidilen bir yol ya da küçük bir başlangıçla hane içerisinde bir para girişi sağlayacaksınız. Zaten ayın sonunda daha rahatlamış çıkıyorsunuz ama kapalı olan bir paranız var. Yani almayı planladığınız ya da hak ettiğinizi düşündüğünüz bir paranız varsa, ay sonu da alırım diyorsanız, bu paranın üstü arkadaşlar kapalı.
Bir şey olacak. O parayı hani Şubat ayı sonunda değil de belki Mart'a öteleyebilirsiniz. Gene burada bir konuşma karşılığında da aslında bu para konularını ay sonu değil de ondan sonraya atma, ama bunu atarken de siz çok keyifsiz değilsiniz sözünüzü. Hani sanki tamam kabul ederim der gibi orada bir temiz sayfa açılımınız da söz konusu olacak. Şimdi de anladığım kadarıyla daha çok bu ay özellikle şimdi aşk ilişkiler dedim ama daha çok aile içerisinde ya da hayatınızda para konuları ön planda olacak. Çünkü para konuları da burada iş olarak vereceğiniz mücadeleler görünüyor ki ay sonuna rahatlıyorsunuz. Şimdi burada ay başı itibariyle yani birinci hafta itibariyle sanki birileriyle bir konuşma yapıyorsunuz. Bir kişi var, böyle göbekli bir kişi ortada kalmış. Elinde de bir para var. Altı rakamı da hemen yanında var. Sanki çevredeki insanlar ve siz bir olmuş, bu kişiden bir şey almaya çalışıyorsunuz. İlk hafta için söylüyorum. Bu kişi böyle herkese sanki mesafe de koymuş biraz. Ayaklarının altında sadece onu dinleyen bir kişiyle konuşması, görüşmesi var. Burada sizden daha sinirli olan kişilerle birlikte net olarak karar verdiğiniz bir konuda bu kişiyi aslında köşeye sıkıştırmaya çalıştığınız görünüyor. Bu iş yerinden bir alacağınız olabilir. Bir beklenti içindesiniz çünkü sadece ve de sizde değil. Sizin çevrenizde olan kişiler de bu beklenti içinde görünüyorlar. Bu beklenti için ilk hafta ve hatta ikinci hafta bir mücadeleniz var. Şimdi ilk hafta daha sakin geçiyor. Bazı konuşmalar, bu konuşmalarla birlikte sakin bir alacak hissiyatım doğuyor bana şu an. Ama ikinci hafta sanki kimin eli kimin cebinde belli değil. Orada bir yılan var, orada bir kurbağa. Şimdi bunlar kişilerin karakterleri olarak adlandırılır. Yani sinsilik yapan olacak. Sessizce beklenti içinde olup sonuçta ben iyiye çıkarım gibi öne kendini atanlar olacak ani bir şekilde. İkinci haftanız iş yerinde genel para konularıyla alakalı karışık. Şimdi buraya kadar bir nokta koyayım. Eğer çalışmıyorsanız ilk hafta özellikle bir para beklentisi içinde olursunuz ama bu parayla alakalı çok iyi cevaplar alamayabilirsiniz. O yüzden de ikinci haftanız araştırdığınız parasal konuları çözmeye çalıştığınız bir hafta olarak görünüyor. Ya da hane içerisine gelmesi gereken yani geçiminizi sağladığınız kaynaklarla alakalı bir sıkıntı ya da karışıklık yaşayabilirsiniz demek oluyor. Üçüncü hafta bir kişiyle el sıkıştığınızı görüyorum. Burada aslında güzel bir konuşma, görüşme var. Karşınızdaki kişinin sırtında iki tane de bıçak var. Aslında biraz darbe almış. Yani iş yerinde sizin el sıkıştığınız kişi ondan önceki hafta zannedersem bazı sıkıntılar yaşamış ama sizinle el sıkışıyor. Bu yılanlarla ilgili sorun olmuş olabilir. Yani çevrenizde diğer çalışanlarla alakalı sorun yaşamış ama sizinle el sıkışıyor olarak görünmesi de güzel. Burada sanki son hafta düşünceleriniz ile bedeninizi tam olarak oturtamıyorsunuz. Bir şeyler başlamış, değişmiş, dönüşmüş. Sanki buna ayak uydurmaya çalışıyorsunuz görselleri var. Yani bu ay aslında daha çok parasal konuları stabilize etme, standarta alma, bu konularla ilgili mücadeleniz var. Eğer çalışmıyorsanız arkadaşlar bu ay mücadele, ay sonunda bir rahatlama görselleri var ama iş başlangıcı olarak değerlendiremiyorum ben bunu. Bir yol görseliyle birlikte birleşmemiş çünkü. İlişkimde bu ay nasıl devam eder derseniz İlişkinizde dediğim gibi birbirinize alma verme dengesi olarak bir konuşma yapar, sonra yolunuza devam edersiniz. Şubat sonunda tekrardan bazı konuşmalar yapmanız gerekebilir. Buradaki konuşmalarda iki taraftan aslında denk. Hani ben ilişkiler olarak ay sonu itibariyle daha denk olacağınızı ama başka sorunları da konuşarak çözmeye çalışacağınızı düşünüyorum. Ay ortası zaten temiz çıkıyor. Bir de buradan üstüne ekleyebileceklerimiz var mı diye bir bakalım. Evet, iş konuları bakın arkadaşlar her türlü iş konuları çıkıyor. İş konularında sanki bir dağa tırmanıyorsunuz. Mesafe gitmeniz gereken konular görünüyor. Hani sanki basamak basamak bir merdiven dayamışsınız bir sıkıntıya. Ama hani böyle bu sıkıntılarınız ben Şubat'ta halledeceğim sıkıntıları da değil. Hani Şubat'ta bunu yapacağım, Mart'ta da bu kalır gibi düşünüyorsunuz. Yani devamı var sonuç olarak bu sıkıntılarınızın. Ay başında kişilerle konuşmalar, görüşmeler, bir bekleyiş süresi, sonrasında da basamak basamak çıkacağınız görseller burada da var. Para beklentisi içinde olanlar için şunu söyleyebilirim. Para gelir, para gelmez değil, para gelişleri var. Ama bakın şimdi burada bir geliyor, bir gidiyor. Hani gelme gitme denk, ekstrasını diyemeyeceğim. Çünkü burada siz zaten giden parayı sırtınıza dert etmiş görünüyorsunuz. Gelen para geliyor zaten basamak basamak gelmesi için de uğraşacaksınız.
İş başlangıcı var mı diye tekrar bakalım buradan. Aslında şöyle söyleyeyim, çalışmıyorsunuz, iş başvurularınız varsa şayet o iş başvurularıyla alakalı bakın kapalı görünüyor. Yani şurada bir açıklık var ama onun da önü kapalı yine. Tam içinize sinmediği için ben iş başlangıcı yapacağınızı düşünmüyorum. Bir şeyler eksik yani. Hane içerisinde gene bir bayan görseli var burada net olarak aslında ve kafasında da yarım kalmış bir para mevzusu var. Akabinde de çocuklara aktarılması gereken bir para görselleri var. Bunlar da neredeyse ay sonunda hanenizden çıkacak ama çıkarken de sizi biraz rahatlatacak. Sanki borç ödeme gibi ama burada rahatlıyorsunuz sonuç olarak diyebilirim. Bir de önünüzde durmuş iki kişi var. Gene aile içerisinde bir cevap bekliyorsunuz onlardan bir konuda. Bu ay o cevabı vermezler ki parasal konuda bir cevap. Yani bir malınızla bir şeyinizle alakalı bir şeyler yapalım mı dediniz kardeş, kuzen. Hani onlar böyle kararsız kalmışlar. O kararı bu ay vermezler arkadaşlar. Gördüklerimi size iletmeye çalıştım. Işık olsun inşallah. Gönlünüz nasıl istiyorsa öyle olsun aslında. Güzel şeylerle karşılaşın. Para, aşk ve sevginiz, sağlığınız bol olsun. Beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için gene teşekkür ediyorum. Bir dahaki falımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.